Bazen hayatında çok basit gibi görünen olaylar olur ve bunlar bir ömür senin hayatını etkiler. Dahası bir anın hatası yüzünden bir ömrü heder ettiğin gibi nice ömürlere de sebep olabilirsin. Hayatta belli prensiplerin olsun. Bu senin karakter sahibi ve kişiliğe oturmuş birisi olduğunu gösterir. Hiçbir şeyi geciktirmek ve önemsiz görmek istediğin bir hataya düşme. Zira nice büyük felaketler ayrıntılardan arkasına düşmediğin detaylardan kaynaklanır. Yurt dışında görev yaptığım zamanlarda bir öğrenci velisi benimle görüşmek istediğini söyledi. Buyur ettim. İçeri odaya geçtik. Komşusunun arabasının çizildiğini ve suçu oğluna attıklarını söyledi. Hatta komşusu arabayı çizerken oğlunu gördüğünü söylüyormuş. Tabii ki doğal olarak ilgili ücreti de komşusu bu kişiden talep ediyormuş. İş polise intikal etmiş. Arabanın çizildiği gün çocuğun camiye Kur'an kursuna geldiğini söyledi. Ve o gün kursta olduğuna dair kendisine imzalı bir belge vermemi istedi. Bu gavurlar zaten bizi sevmiyorlar. Yabancı düşmanlığından dolayı suçu benim oğluma atıyorlar gibi sözler de söyleyince cami dernek yönetiminden 3 kişi direkt bir belge düzenleyip imzayı bastılar. Ve benim de imza atmam için bir bölüm ayırmışlar. Tamam imzayı atalım ama o gün oğlunuz burada mıydı? Geçen seneki yoklama fişlerini bir kontrol edeyim dedim. Anlaşılır gibi değil. Oradaki herkes hocam ne var bunda? Kontrol edeceksin. Almanlardan yana mı olacaksın? Diyerek itiraz ettiler. Hatta işi daha da ileriye götürüp öğrenci velisi olan kişi hocanın imzasına gerek yok. Siz üçünüz imzalayın yeter. Diyerek diğerlerinin imzaladığı kağıdı yırttı. Ve neticede yeni bir evrak düzenleyip dernek yönetiminden de 3 kişinin imzasını alıp gitti. Geçen yılki defterleri kontrol ettim. Gerçekten de çocuk o tarihte Kur'an kursuna gelmiş. Eğer o gün gerçekten çocuğun Kur'an kursunda olduğuna emin olsa neden panik yapsın ki? Demek ki kendisi de tam emin değil. Üstelik evi kursuna 10 metre bile yok. Teneffüste mi böyle bir şey oldu? Ya da gerçekten kendisine iftira mı atılıyor? Orasını ben bilmem. Ama burada çocuğun o gün kursta olup olmadığına bilmeden imza attırmaya kalkmak ve bunu birilerinin güya kafirlere karşı birlikte olmak gibi bir argümanın arkasına sığınarak yapması bizim ahlaki olarak ne kadar dejenere olduğumuzu gösteriyor. İşte Allah deyip ötesini bırakmamanın bir başka şekli. Bu kişiler için sadece Müslüman olmak ve bunu söylemek yeterli. O gün gerçekten çocuğun o arabayı çizdiğini, Alman'ın gördüğünü ve buna rağmen cami derneğinin böyle bir imza attığını düşün. O Alman'ın İslam ahlakı hakkındaki intibası sence nasıl olur? Ufak bir şey olarak gördüğün bir ayrıntı bir başka insanın ebedi alemini bile mahvetmesine sebep olabilir.